Demirtaş'tan diploma paylaşımı. Yanılmışız arkadaşlar. Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili paylaşım yapan Selahattin Demirtaş'tan, yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var, eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı, dedi. Edirne T tipi cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar ve Marmara Üniversitesi'nin açıklamasıyla ilgili paylaşım yaptı. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var, eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten, ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş, paylaşımına bir peçete üzerine çizdiği, diplomayı da ekledi. Demirtaş, diplomada, bu şahıs, ekonomist, fakültesini bitirmiştir olabilir, olmayabilir de. Ama memleketi bitirdiği kesin. Marmara Değişik İlimler Fakültesi, ifadelerine yer verdi. Kafa karıştıran haber. Niye yıllar sonra açıklandı? Külliye bu bilgiyi tüm medyaya değil sadece Hürriyet'e verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalar yaşanırken, Hürriyet gazetesi, Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı. Yıllardır merak konusu olan belgelerin şimdi ortaya çıkması ise dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974'te üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor. Altun'un açıkladığı belgelere göre, Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi, Dekan Doçent Doktor İnan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım, ifadesinin yer aldığı görülüyor. Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduğuna dair bir başka belge ise, Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması olarak gösterildi. Neden şimdi? Yıllardır büyük tartışmalara sebep olan diplomanın neden şimdi ortaya çıktığı merak uyandırdı. Diplomanın ise sadece Hürriyet gazetesine verilmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu. Erdoğan'ın diploması noter onaylı örneğiyle paylaşıldı. Ancak İletişim Başkanlığı'nın verdiği bilgilerle Marmara Üniversitesi'nde yapılan açıklama birbirini tutmadı, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan üniversite diplomasını istemesi sonrası Erdoğan'ın diplomasını yeniden gündeme geldi. Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 yıldır aranan diplomasıyla ilgili araştırdım ama bulamadım, demişti. Hürriyet gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a dayandırarak Erdoğan'ın mezuniyet diplomasının görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu belgenin noter onaylı olduğunu, gerçeğini görmek istediklerini söyledi. Ayrıca belgede imzası olanların o dönemde henüz profesörlüğe atanmadığı iddia edildi. Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla 440 ila 687 numaralı geçici mezuniyet belgesi verilmiştir, ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıkladığı belgelerde ise mezuniyet belgesinin numarası 440 ila 677. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bu durumda Erdoğan'ın sınıf arkadaşlarıyla aradaki yaş farkının da oldukça fazla olduğu ifade edildi. İyi Partili Çıray sordu. Gerçeği nerede? İyi Partili Aytun Çıray, belgelerin görüntüsünü paylaşarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK'ün sıkıştırmam üzerine bir takım belgeler açıklandı ama diploma hala yok. Neden mi? Anayasa madde 101 ve 130'u okuyun lütfen. Bir de anayasa ihlali mağduriyet yaratmaz dedi. 101. maddeye dikkat çekti. Çıray, anayasanın 101. maddesinde, Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, ifadesine dikkat çekti. Marmara Üniversitesi'nden, Erdoğan'ın diploması hakkında, sehven, açıklaması. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440 ila 677 no'lu belgenin, mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını Havi Geçici Mezuniyet Belgesi'nin birinci nüshası olduğu belirtildi.
Marmara Üniversitesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440 ila 687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440 ila 678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440 ila 677 nolu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını HAVİ geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi. Üniversitemizin paylaşımında sehven 440 ila 687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440 ila 678 nolu kaydı taşıyan belge ise, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur. Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440 ila 678 yerine 440 ila 687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir.